Evet, kendi kendine kesti. İkincisi olmuş olsun Olga filmi için. Demiştik ki burada Büyükçekmece Belediyesi'nin etkinliğinde orada bana dedi ki renkler ne anlatıyor biliyor musunuz bayrakta? Hani bizim al bayrağımız ve beyaz o ay yıldızımız gibi. Onların da işte orada marşlarımız okundu iftar öncesinde. Mavi gökyüzü, sarı buğday, başak tarlası. İşte ondan soyunup o ateşlere İsviçre içerisinde var olma savaşını anlatıyor. Ama günümüze döndüğümüzde 2022 için baktığımızda bu kadar şeyi nasıl hazmedeceğiz dediğinde Olga filmi 87 dakika dedik. Ella Grapin'in 2020'deki Ukrayna'yı gösteriyor ama bugünkü Ukrayna'ya baktığımızda bunu nasıl hazmedeceğimiz dediğimiz noktayı çok daha keskin olarak vermekte. Tabii ki bu sadece sanatsal anlamda bir film olarak izlemeyeceğiz. Bunu dünyaya aydınlanma açısından bütün var olmuş gerçekliklerden, yok edilmekten, savaşlardan artık uzaklaşarak insan olabilme ve insanların da bir yapmak istediklerinden uzaklaştırılmamasını da anlatmaya çalışan bir film seçkisiyle birlikteyiz. Dediğimiz gibi Pazartesi'yi Olga ile açıyoruz. Çok güzel film. Devrimci bir film, duruş bir film, sporcu bir film ve o işte yer yer kuplu beygir, ritmik jimnastik ve finale doğru yönetmenin bir sahne var, varoluş sahnesi. İşte kendini yok edebilmeyi göze alıyor. O taklayı atıyor, atıyor, atıyor. Ayağı yaralı ama sonrasındaki geçiş sahnesi, birleştirici sahne Olga filminde çok farklı bizi yerlere götürüyor. Almasını bilirsek eğer kurucu liderimiz dediği gibi yurtta sulh, dünyada sulh çok önemli. O zaman işte insanlar zorunlu durumunda kalmaz. O sınırlar ötesinden bir şeye sığınmak zorunda kalmaz. Çünkü sanatta ve sporda ülkeler arasında bir şey yoktur. Dünya vatandaşıdır onlar ve buna da çok güzel değmiş. İlk uzun metraj filmiyle birlikte Olga kaçırılmaması gereken bir film seçkisi olarak karşımızda oluyor. Bu haftanın salı ve çarşamba günleri de dolu olarak geçecek. Paylaşacağız efendim. Görüşmek üzere. İki videolu oldu. Kusura bakmayın, benden kaynaklı bir şey değil. Bu tarihi makinamızın arkasından size sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Hoş kalınız, sevgiyle kalınız.